Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet, İstanbul programımızı sizlere yorumladım. Videomu bulabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi 14 Aralık Çarşamba Antalya programımıza sizlerle karşınıza geçtim. Evet, Antalya'da 8 koşulu yine bir programımız bizleri bekliyor. Güzel bir program, para verecek program. Burada bir tane bankomuz olacak. Ben birinci dörtlük ayın için oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktaracağım. Tabii ki kendim de deniyorum sevgili dostlar. Evet, demin Adana koşularımız sonuçlandı. Ve de mesaj atarak abi sayende yine bulduk Adana'yı diyor. Gerçi ben bulamadım kaç günden beri. Sayende bulduk diyor. Yani sayende demesinin sebebi duyum olarak ben yine yarışlara 1-2 saat kala bir şey paylaşmıştım. Adana'daki şablonumuzda kafada 7 nolu safkanımız yoktu. Ve de orada Kumtepe'ye çok çok dikkat diye bazı arkadaşlar bana söyledi telefon trafiğine girerek. 7'yi ben orada duyum gelerek 7'yi mutlaka kuponumuza yazalım diye söylemiştim. Orada da arkadaşımız yani Burak Küçükoğlu adlı arkadaşımız Antalya'yı bulduk abi. Çok çok teşekkürler diyor. Tabii ki 5 nol safkanımız da vardı. Kafa burun girdiler. 5 gelmiş olsaydı daha güzel ikramiye verecekti. Ve de Navona'yla Derin Diyar kafa burun girdiler. At başı çıktı. Orada da bir arkadaşımız hem 2143 TL 5 ile ve de 7 ile 832 TL almışlar sevgili dostlar. 2 altlıyı da bulmuş. Yani 2 nolu Zalomon'u ben tek atmamıştım. O tek değerlendirmiş. Benim bankomun yanında zaten bankomun rakibi 7 nolu safkanımız 8 önerdi, 2'yi önerdik. O 5-7 geçerek orayı ikinci koşta 2 nolu Zalomon'u tek başına bırakmış. O da yakalamış oldu. Varsa diğer arkadaşlar onları da tebrik ederiz. Maalesef bizim kuponumuz 5'te kaldı sevgili dostlar. Yine bulamadım ben. Bunu da dile getireyim. Evet, Antalya koşularımıza geçelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkesi tebrik ediyorum bulan arkadaşlarımıza. Sevgili dostlar. Evet, Antalya programımıza geçelim. Videomun altında beğen butonuna da tıklayarak yorum bırakarak o güzel yorumlarınızı da sevgili dostlar bana destek vermiş olursunuz. Evet, birinci koşu. Birinci dörtlük ayanımızın başlangıç saati. Saatlerimiz 17.45'i gösteren iki yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. Evet, burada ilk startına güzel bir dördüncülük Müslüm Çelik'le start almıştı. Ben artık yani bu koşuyu kazanma kalibresine sahip olduğunu düşünüyorum. İkinci startında 5 nolu safkanı benim birinci dörtlük ayında bankomdur. Arkası 6 ve 3'ü ikili için değerlendireceğim. 5 bankom 6 3 ikili için önereceğim safkanlar. Evet, ikinci koşumuza geçelim. Handikap 14 dişlere mahsus bir koşu. Dörtlü yukarı Arapların 2000 metre kuma çıkacaklar. Evet, burada da 9 safkanımız yer alıyor. Bir tane ekirimiz var. 1 nolu Lolan Güzel, 6 nolu Cihan'ın Gülü ekir olarak piste çıkacaklar. Evet, ben burada 7 piyasa için önereceğim. 2 safkan var ama bir tane safkandan da çekiniyorum. Onu da sizlere söyleyeceğim. Burada benim ilk tercih yapacağım safkan 5 nolu Bersun Ateşi olacak Halil Polat'la. İkinci atımız da sevgili dostlar burada 6 nolu Cihan'ın Gülü. Yani bu iki safkanı 7 plaza için ekürler yeterli olacağını düşünüyorum 5 ile 6. Ama bir tane de bomba isim söyleyeceğim. Bir sende Faust. Müslüm Çelik'le bu safkanı çok dikkat birinci dörtlü dayan için önereceğim. Sevgili dostlar yani kafada zaten 5 bankomuzdu. Burada ben 5 ile 6 7 plası için yeterlidir ama 3 nol 1 sende falsa çok çok dikkat diyeceğim. 1. 4'lü ganyan oynayacak veya 1. 3'lü ganyan için oynayacak arkadaşlar için. Evet, söyleyeceklerim bu kadar ikinci koşu için. Evet, asıl 6'lı ganyanımızın ilk ayağında start alacak safkanlarımız şartlı 3'e çıkıyor. 3 ve ekora İngilizler 2000 metre kum 11 safkanımız yer alacak. Evet, burada benim ilk tercihim 1 nolu kuyruklu yıldız. Yavaş yavaş toparlanan bir safkanımız yarın hazır gireceği bu koşuya Müslüm Çelik'le. Bakmayın 61 kilo olduğu sevgili dostlar bizleri kesinlikle aldatmasın. Benim ilk tercihim
İkinci atım dört nolu safkını oğlum Anıl Muhammed Mir Bilgin'le. Sonradan iki nolu safkanımız Power Ritim. Mutlaka değerlendireceğim. Sonradan üç nolu Merinos Yasin. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir safkanımız. Ve de 8 nolu Nizamettin Demir'le Aprant arkadaşımız da piste çıkacak olan 8 nolu safkanımız da göz ardı etmeyeceğiz. Yani büyük ihtimalle yarın belki sürdürerek favoride çıkabilir. Ben 5. şanslı önerdim. 1, 4, 2, 3 ve 8 benim bu koştaki sıralamam. Evet, 4. koşumuz handikap 16 yamak 2 sınıfındaki Aprant arkadaşlarımız atmayacaklar. 3 ve Kore İngilizlerin 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alıyor. 4 nolu Beyazıt, 10 nolu safkanımız da Ekürü. 5 ile 9 nolu safkanlar Ekürü olarak start alacaklar. Evet, benim burada ilk tercihim Power Slim olacak. O da Halil Yolcu ile start alıyor. Yaptığı son koşusu Antalya'da 1300'ü Halil Yolcu'yla çok çok başarılı bir koşu sergileyerek koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine koşunun önde gelen ismi olacaktır. Kazanmaya çok yakın görüyorum. İlk tercihim 1. İkinci atım yarın geri planda kalabilir. 4 nolu Beyazıt'la ekürü avantajı da elinde bulunduran 10 nolu safkanımız Tugay Bali ile bu safkana çok çok dikkat. İkinci tercihte önereceğim. Sonradan 4 nolu, pardon arkadaşlar özür diliyorum, 9 nolu safkanımız diğer ekürler 6 ve 2 şeklinde oluştu buradaki sıralamamız. 1, 10, 9, 6 ve 2 şeklinde bir sıralamam oluştu 4. koşu. Hem 6'lı gayemizin ikinci hem de 5'li gayemizin başlangıç ayındaki sıralamam. Evet, 5. koşu kısa vadeli 4 ve Kore Araplar 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alacak. Evet, ben burada banko değerlendireceğim. Bir safkam var, o da Karasun. Yaptığı çim yarışından sonra 2 tane koşusu vardı. İstanbul'da hem 1200, Antalya'da 1600'de çok çok başarılı bir koşu sergiledi. Burak Akçay'la 62 kiloyla son emirin kazandığı o koşuda yarım boyla ikincilikte kaldı. Güldüren kız, Ateş Muhafızı, Rındam'ın, bunlar da vardı. Bunları da geri planda bırakmasını bilen bir safkanımız. Ben 9 nolu Karasu'nun yarın Ercan Çankaya'yla hem 57 kiloya da düşen ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim bankom arkası 6 nolu Özbil'den ve 8 nolu safkan. Aslında ben burada 2 safkanın arasına gidip geldim. 6 mı banko, 9 mu banko derken hem kilo düşmüş hem Ercan Düsü'ne hem iki koşusu da gayet muntazam. Koş da sentetik zaten. Ben Karasun'dan Ercan'la foto önde geçmesini bekledim. Banko tercihimi burada değerlendirdim. 6 ve 8 ikili için değerlendireceğim isimler. Evet, 6. koşu handikap 15. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. 1 ile 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, yarış birazcık tempoya binecek. Burada tempoyu belirleyecek bir tane safkan var. O da yarın Çetin Çampolat'la start alacak. Kulvar 5 50,5 kilo ile start alıyor. Ayhanalı seri gördüm. Çıkıp liderliği alabilir. 4 nolu Saburan buna eşlik yapacaktır. Sevgili dostlar, yaptığı son koşusunu Antalya'da handikap 14'ü kazanma başarısı gösterdi. Şimdi mesafe kısa. Bakalım hangisi liderliği alacaktır. Çünkü 7 alırsa 1 nolu safkanımız da sonlarda etkili gelen bir safkanımız ona yardımcı olmaya çalışacaktır. Çünkü sabrını yormaya çalışacaktır ama 1200'e yorulacak mı onu bilmiyorum. Benim ilk tercihim 4 nolu Saburan. Yaptığı son koşusunda da çok formda buldum. İlk tercihim Nizamettin Demir'le benim ilk tercihim olacak. İkinci atım tabii ki 1 nolu safkanımız sonları etkili gelecektir. Bakalım o da önlerde kopmamaya çalışıyor. Hüseyin Şimşek de çünkü tempo yapan bir arkadaşımız sevgili dostlar. O da bu mücadelenin içerisine ekürüsü gibi katılacaktır. Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. Mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 6 nolu safkanımız Baboş Alper mutlaka kuponlarımız olmazsa olmazlardan olacak. Ve 2 nolu oğluma yazacağım, Eray Çizik'le. Evet, sıralamamız nasıl oluştu? Sevgili dostlar, 4 başta olmak üzere 1, 6 ve 2 şeklinde oluştu. Evet, 7. koşumuz bir maiden. 2 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alacak. Evet, burada da benim ilk tercihim, ilk startını ben çok çok beğendim.
O da ilk startını Antalya'da şartlı bir 1300 metre sentrikte start almış. Kabokum değil sevgili olsa bunu da dile getireyim. O da Fatih Rüstem Bebek'le. Ben iyi koşmasını bekledim. Gerçekten o gün içinde iyi koştu. Yani kazanan safkanlarımızın hemen arkasında yarım boy burunla biten bir koşuydu. Çok başarılı buldum. Yine koşunun şanslı ismi olacaktır. Şimdi Vedat Demir'e teslim edilen 8'i es geçmeyeceğim ben. İlk tercihim ikinci atım 4 nolu safkanımız olacak Muhammed Birbilgin'le. 6 ve 7 şeklinde oluşan bir sıralamam var. 8, 4, 6 ve 7 benim bu koşudaki sıralamam. Evet 8. koşu 6'lı gayemizin son ayağı şartlı 5 dişler ama 3 yaşlar atlar 1400 metre kuma çıkıyor. 15 safkanımız yer alıyor. 10'la 11 nolu Ramize ekür olarak start alacaklar. Evet burada da karışık bulduğum bir koşu. 6 nolu safkanımız, pardon arkadaşlar 7 nolu Hoşgör'le başlayacağım ben. Son yaptığı derecesiz işinden sonra ben bu koşuya daha iyi hazırlandığını gözlemledim sevgili dostum. Antalya'da 1600'ü maalesef derecesi olarak pistten ayrılmıştı. Biliyorsunuz Halil Polat'la start almıştı yine. Halil Polat'la yola devam dedi. Hoşgör'e çok çok dikkat benim ilk tercihim olacak. Sonradan 11 nolu Ramize yaptığı iki koşusunda çok başarılı koşular çıkarttı. Diyarbakır'da olsun, Elazığ'da olsun tanıdığımız bir safkanımız Antalya'ya geliyor. Nurbaşı ile Ekürü. Ekürüsü de yani Diyarbakır'da da müthiş koşular kazanan bir safkanımız. Burada yani yabana atılmayacak bir safkan. Mutlaka 11'de Ekürleri de es geçmeyeceğiz. Sevgili dostlar mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 2 nolu Tuğçe'me de çok çok dikkat diyeceğiz. Sonradan 8 nolu safkanımız Melika abla Muhammed Mirbilgin'le. 9 nolu Miss Beyza Müslüm Çelik'le. Bir tane de sürpriz isim önereceğim. Yarın çok çok geri planda kalabilir bu safkan. Buna çok dikkat diyeceğim. O da 3 nolu Ayşin Hanım Cem Altun'la. Aman aman diyeceğim sevgili dostlar. Mutlaka değerlendirelim. Bombayı patlatacak bir isim varsa o da burada bu olacak. Evet buradaki sıralamam nasıl oluştu sevgili dostlar? 7, 11, 2, 8, 9 ve 3 şeklinde oluştu Antalya programımızın son ayındaki sıralama. Evet hem iki program için İstanbul ve Antalya programı için sizlere bol şanslar diliyorum. Tabii ki hepimiz için, ailemiz için yani gel kazanalım ailesi için. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Gerçekten Antalya programı zor koşullara gebe. Bunu da dile getirelim. Allah'a ısmarladık. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Tabii ki videomun altında beğen butonu ve yorum bırakarak bana destek vermiş olursunuz. Şöyle bir şey de aktarayım sevgili dostlar. Antalya'da bir iki arkadaşımız var. Yani Bursa'dan giden arkadaşımız var. Abi dedi bakalım orada da onların da tanıdığı bir iki arkadaş varmış. Eğer duyum alırsam sevgili dostlar Antalya programı için İstanbul için bir şey diyemem. Bakalım orada da çıkan safkanlar olursa duyum alırsam videomun altında yani yorumlar kısmına mutlaka bakın sabitliyorum ben yorum vererek bunu da dile getireyim. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.